Dursun Özbek için bir süredir konuşulan şu, takıma bir 10 numara takviyesi yapmak istiyor. Yıldız isimlerle görüşe şeklinde bazı iddialar dolaşıyordu kulislerde. Şu anda boşta ve transfer edilecek durumda. Tabii ki zor bir transfer. Özellikle Körfez ülkelerinden ve Çin'den talepleri var. Tabii ki bunların gerçekleşmesi için önce Özbek'in başkan seçilmesi gerekiyor tabii ki. Tiki-taka'dan herkese merhabalar. Galatasaray'ı konuşacağız. Sıcak bir transfer gelişmesi var. Her şey 11 Haziran'a bağlanıyor şu an Galatasaray'da. Ama tabii ki başkan adayları transfer çalışmalarını da seçim vaadi olarak sürdürüyorlar. Takvim Gazetesi'nden Onur Özkan'ın özel haberi olacak bu. Hemen topu sana bırakayım. Sanırım böyle bomba bir isim var Dursun Özbek'in gündeminde. Aynen. Tabii dediğin gibi az önce 11 Haziran artık çok az bir süre kaldı. Geri sayım devam ediyor. İki başkan adayı var bildiğin gibi. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu. Tabii ikisi de hem seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan da süre daraldığı için artık transfer çalışmalarını devam ettiriyorlar. Genelde Dursun Özbek üzerinden transfer iddiaları konuşuluyor. Çünkü Dursun Özbek 2017-2018 sezonunda ilk başkanlık döneminde çok flash transferler yapmıştı. O dönem işte Sofyan Feghouli, Yunus Belhanda, Gomis, Fernando gibi çok flash isimler transfer edilmişti ve o kadro 2 sene üst üste şampiyon olmuştu. Dursun Özbek için bir süredir konuşulan şu, takıma bir 10 numara takviyesi yapmak istiyor. Yıldız isimlerle görüşe şeklinde bazı iddialar dolaşıyordu kulislerde. Bizim aldığımız bilgi, evet Dursun Özbek'in böyle bir giriş var ve hedefteki isim de Isco. Real Madrid'den kısa süre önce ayrıldı. Uzun yıllar Real Madrid'de top oynadı. 2013 yılında Malaga'dan transfer olmuştu. Isco 30 milyon euro karşılığında ve uzun süre İspanyol milli takımının da değişilmez parçalarından bir tanesiydi. Sözleşmesi sona erdi ve takımdan ayrıldı Isco. Şu an boşta. Birçok takım Isco'yu istiyor ama Galatasaray'da Dursun Özbek tarafından bir ilgi var Isco'ya. Yani tabii ki çok önemli bir futbolcu Isco. Kariyerine baktığımız zaman uzun yıllar Real Madrid'de dediğim gibi 9 sene oynadı. Son 2-3 senesinde biraz 11'deki yerini kaybetti. Çünkü o Real Madrid orta sahasında o efsaneleşmiş işte Casemiro, Kroos, Modric'li üçlü onu biraz dışarıya attı. O yüzden de özellikle bu sezon fazla forma şansı bulamadı Isco. Ancak şu anda boşta ve transfer edilecek durumda. Çünkü bu bonservis bedeli yok İSKO'nun. Aldığımız bilgi Dursun Özbek listesinde yer alan birkaç isim aracılığıyla İSKO'nun menajeriyle bir temas sağlandı ve bir ön görüşme yapıldı. Şartlar öğrenildi İSKO transferiyle alakalı. İSKO'nun Real Madrid'deki son yılında 6-6,5 milyon civarında bir garanti ücreti vardı. Tabii ki bu ücreti karşılamak mümkün değil ama Isco da artık bu maaşı bulamayacağını biliyor. Onun şu anki beklentisi 3,5 milyon euro civarında bir garanti ücret talep ediyor. Tabii ki bu paralar da fazla gözükebilir ama Dursun Özbek özellikle yıldız bir isim transfer etmek istiyor Galatasaray'a. Bunun iki nedeni var. Bir tanesi zaten kadronun böyle bir şeye ihtiyacı var. Pozisyon olarak ihtiyacı var. 10 numara pozisyonunda bir sıkıntısı var Galatasaray'ın. Artı kadronun bir yetenek sıkıntısı var. Bir de şöyle bir şey var tabii ki bir camianın üzerinde bir ölü toprağı var şu anda taraftarın üzerinde. Dursun Özbek göreve gelirse bir yıldız oyuncu transferiyle bu ölü toprağını da atmak istiyor camianın üzerinden. O yüzden de İSKO'ya yoğunlaşmış durumdalar. Tabii ki zor bir transfer. İSKO'nun özellikle Körfez ülkelerinden ve Çin'den talepleri var. Ancak Avrupa'da o istediği sözleşmeyi bulamayabilir. 3,5 milyon euroyu o 5 büyüklükten alamayabilir o maaşı. O yüzden de Galatasaray eğer o rakamlara çıkabilirse sanki İsko transferinde bir adım öne geçebilmiş gibi duruyor. Tabii ki bunların gerçekleşmesi için önce Özbek'in başkan seçilmesi gerekiyor tabii ki. Ancak şu anda 11 Haziran öncesinde ciddi bir çalışma var İsko konusunda. Çok teşekkür ediyorum Ben Onur. teşekkür Ağzına ederim. sağlık. İsko, Galatasaray, Dursun Özbek üçgenini değerlendirdik. Her şey artık 11 Haziran'a bakıyor Galatasaray için. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın.